Arkadaşlar bugün sizlere eğitiminizde gördüğünüz, sıkça karşılaştığınız bir endokrinopatiden bahsedeceğiz. Nedir? Gestasyonel diyabet. Gestasyonel diyabet aslında dediğimiz şey nedir? Gebelerdeki karbonhidrat intoleransından bahsediyoruz. Yaklaşık olarak gebeliklerin %7'sinde mevcuttur. Bunların da yaklaşık %86'sı gestasyonel DM tanısı alır. Maternal komplikasyonlar neler? Yüksek preeklamps riski vardır bu hastalarda. Sezeryan doğum riski vardır ve ileride anne adaylarının kalıcı diyabete gitme riski normal popülasyona göre daha yüksektir. Fetal komplikasyonlar olarak neler var? Bu bebeklerde makrozomi, neonatal hipoglisemi, hiperbilirubinemi, omuz distozisi, doğum travması ve ölü doğum oranı daha yüksek. Şimdi arkadaşlar, normalde biz gebelerde diyabet glikoz taramasını iki şekilde yapıyoruz. Bir, 75 gram tek basamaklı veya 50 ve 100 olmak üzere iki basamaklı şekilde yapıyoruz. 75 gramda hapo çalışmasında ikinci saatin sonunda hiperglisemi yani glikoz oranı yüksek olan ancak şey tanısı almamış hastalarda yapılan çalışmada normale nazaran sezeryan doğum riski, doğum ağırlığı, neonatal hipoglisemi ve hiperinsülinemi daha yüksek bulunmuş. Yani tanı almamış olsalar bile o şekerin yüksekliğinin, düzeyinin yüksek olması bile bunların risklerini artırmış. Şimdi tüm gebelerde taramayı öneriyoruz. Tarama 24 ila 28. haftada yapılmalı. Kilolu ve obez kadınlar yani risk kategorisindeki kadınlara erken dönemde pregestasyonel diyabet açısından bir değerlendirme önerilmelidir. Şimdi Amerika'da genelde iki basamaklı yani birçok ülke aslında iki basamaklı şeyi 50 gram ve 100 gramı kullanıyor. 1973'te tanımlanmış. Eğer biz hastalara aile öyküsü, kötü obstetrik öykü, glikozürü, obezite gibi risk faktörü olanları bir kenara çekip de bunlara şey yapıyor isek bazılarını atlamış oluyoruz. Çünkü bu risk kategorisinde olmayıp şeker tanısı koyamadıklarımız var. Burada onu söylemek isterim. 75 gramda ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 bazlı cut-off değeri var. Açlık 92, 1. saat 180, 2. saatte 153. Bunlardan herhangi bir değerin yüksek gelmesi bunlara diyabet tanısını koydurur. 2015 Cochrane değerlemesinde hiçbir tarama stratejisinin optimal olmadığını söylüyor. ACOG ise Amerika'daki birçok hekim gibi onlar da yine iki basamaklı tarama yöntemini kullanıyorlar. İki basamaklı tarama yönteminde açlık 95, 180, 155 ve 140 diye birinci, ikinci ve üçüncü saati görüyorsunuz. Bunlardan iki veya daha fazlasının pozitif olması diyabet tanısı koydurur. 75 gramda neydi? Bir veya daha fazlası tanı koydururken. Peki kimlere erken tarama yapmalıyız? Aslında biraz önce bahsettiğimiz sedanter yaşam olan, fiziksel inaktivitesi olan, birinci derece yakınlarında diyabeti olan, ırk ve etnisite açısından risk faktörü. Bunlar nedir? Amerikan, Native Amerikan veyahut da Asya Amerikan, Pasifik ülkelerinde yaşayanlarda daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla da ırk açısından da bunlarda yüksek risk var. 4000 gram üstü bebek doğurma öyküsü varsa, GDM öyküsü varsa, daha önceden bir GDM geçirmişliği varsa, hipertansiyonu varsa, HDL 35'in altında, trigliserit 250'nin üzerindeyse, yani lipid profilinde bir bozulma söz konusu ise, pikosu varsa, hemoglobin A1C düzeyi 5.7'nin üzerindeyse, kardiyovasküler hastalık riski varsa veya body mass indeksi aşırı obez sınıfında ise biz bunlara ne yapıyoruz? Taramayı yapıyoruz. Çünkü hem anneyi hem de bebeği komplikasyonlarından korumak için. Erken diyabet taraması. Erken tarama en iyi testin hangisi olduğu açık değil bir kere. Biraz önce de söyledik. 75 gram tarayanlar var, 50 gramlı şey yapanlar var. Ada hemoglobin A1C ölçümü kullanılabilir ancak tek başına yeterli değildir diyor. Ve birçok şeyde iki basamaklı yani 50 gram tarama artı üstüne 100 gramlık yüklemeyi öneriyor. Burada da 50 gramda hani 140 diyoruz ya bu cut-off'un da 130, 135 veya 140 gibi farklı değerlerle karşılaşabilirsiniz. GDM tedavisi faydalı mıdır? Evet.
Çünkü perinatal ölüm riskini azaltıyor, omuz distosisi riskini azaltıyor, doğum travması riskini azaltıyor, preeklampsi riskini azaltıyor. 4000 gram üstü bebek insidansını ve dolayısıyla doğum travmalarını azaltmış oluyor. LGA'lı bir bebeğin insidansını azaltıyor. Peki nasıl monitörize edelim? Arkadaşlar genelde bunları kan şekeri düzeylerini takip edeceğiz. Açlık 1, 3 kez de her öğünden sonra olmak üzere yaklaşık 4 kez gün içinde takipleri gerekiyor. Ortalama açlık glikoz seviyesi eğer yüksekse neonatal yağ kitlesi, yani ultrasonografide baktığınızda bile bebeğin artık cildinin kalınlaştığını, bir abdomen çevre aldığınızda onları görme şansınız yüksek. Dolayısıyla da GDM'li hastalarda kan şekeri ölçme sıklığını aslında bireyselleştirmek, yani hastalık bazında değil hasta bazında değerlendirmek daha mantıklı olur. ADA ve ACOG ne diyor? Açlık glikoz 95, postprandial 1. saat 140'ın üzerindeyse veya postprandial 2. saat 120'nin altında olmasının makrozomi riskini azalttığını belirtiyorlar. Yani bu değerlerin altında olmasını istiyorlar normal bir gebeliğin seyri için. Peki bunlarda tedaviye geldiğimizde biz bu gebelere ne yapalım? Öncelikle her şeyde olduğu gibi yaşam tarzı, lifestyle modification dediğimiz yaşam tarzlarını değiştirelim. Ne yapalım? Fiziksel aktivitelerini artıralım ve aldıkları besinleri de belirli oranlarda almasını temin edelim. Nedir? %33 ila %40'ını karbonhidratlardan, %20'sini proteinlerden, %40'ını da yağdan oluşmasını temin edelim. 3 ana, 2 ila 3 ara öğün öneriliyor. Ve günde en az her öğünden sonra da 10 ila 15 dakika yürüyüş yapmasının glisemik indeksini düşüreceğini ve bunun üzerinde olumlu etkileri olduğunu söylüyorlar. Farmakolojik tedaviler, eğer diyet ve egzersize rağmen hastanın kan şekeri regülasyonunu sağlayamamış iseniz, o zaman farmakolojik ajanlara zaten geçmek zorundasınız. Açlık glikozu bir diğer deyişle, laboratuvar üzerinden bunu söylemek gerekirse, 95'in üzerindeyse, 1. saat 140 ve üzerindeyse, 2. saatte 120 ve üzerindeyse bunlar da şeyler verilir. Peki, normalde gebe olmayan hastalarda nedir? Diyabette tedavimiz, oral antidiyabetikler falan en son insüline geçer, doğru mu? Ama biz genelde gebelerde insülin öndeymiş gibi hissederiz. Şimdi burada ADA, Amerikan diyabet şeyi first line tedavi olarak insülini öneriyor. Çünkü oral antidiyabetiklerle ilgili henüz daha her şey net değil. Ama peki kullanılıyor mu? Kullanılıyor. Mesela metformin, yakından tanıdığınız insülin sensitizasyonunu artırıcı bir ajan. Biguanid türevi bir ilaç. Hepatik glikoneogenezi inhibe ederek bunu sağlıyor. Periferal dokularda insülinin duyarlılığını artırıyor ve dolayısıyla da glikoz uptake'ini artırıyor. Plasentayı geçer mi? Geçer. İlk başlangıç dozlarını düşük tutuyoruz. Sebebi şu, gastrointestinal yan etkileri, bulantı, kusma, görme bozukluğu gibi yan etkileri olduğu için bunlarda ne oluyor? Bir de renal fonksiyonları sağlam olması gerekir kullandığınız hastanın. Önce düşük dozda başlayıp hasta tolere ettikçe dozu yükseltiyoruz. Günlük maksimum 2500 ila 3000 miligrama kadar verilebilir. Sülfonil üre grubu gliburitler var. Bunlar da insülin şeyi olanlarda, yani insüline kullanımı kontraindike olduğu durumlar ve insülin kullanamayacağı durumlarda hastanın hem metformin hem de gliburiti kullanılabilir. Peki bunda günlük 2,5 ila 20 miligram bölünmüş dozlarda verilebilir. Birinci seçenek tedavi olarak kullanılmamalıdır. Plasentadan geçmez. Oral antidiyabetiklerin ve insülin kullanımı sonradan diyabet gelişme üzerine etkisi aynıdır. Yani bunları kullandık diye hasta daha sonrasında diyabete yine açık. Çünkü bir ortada metabolizmada bir şey olduğu kesin. Problem olduğu kesin. Bunları çektiğinizde tekrar oluşma ihtimali yüksek. Fetal değerlendirmeye baktığımızda pregestasyonel diyabette antepartum fetal testler önerilmektedir. Kötü glisemi kontrolü olan diyabet hastalarının getirdikleri risk,
riskleri oldu. Diyabet hastalarına kötü riskler getirdiği kabul edilmektedir. Glisemik kontrolü iyi olan ve medikal tedavi almayan GDM'li vakalarda antenatal testlere gerek yoktur. Doğum şekline gelince, arkadaşlar doğum şekli glisemik kontrolü iyi ise normal gebelerle aynı bunları aynı kategoriye almak gerekir. 39 haftadan önce doğum yapılması gerekmez. Ancak medikasyon alıp da medikasyonla birlikte yine şey değerleri, glikoz değerleri iyi ise yine aynı şekilde davranılır. Glisemik kontrolü çok kötü olan hastalarda 34 haftayla 36-6 arasında doğum planlanabilir. Çünkü biz 34'ten sonra fetal akciğeri matür olarak kabul ediyoruz. Eğer bir bebek kendisi erken doğurtulmak zorundaysa birinci hedefiniz 32'ye ulaşmaktır. Sonra 34'e, sonra 37-38'li haftalara. Yani en azından 34 haftayı geçmesini bekleriz ki yani bebek sağlıklı bir şekilde doğurduğumuzda elimize gelebilsin. Genel mantığı odur. Yani sizin genel olarak şey yapacağınız işte LGA'lı bebekten dolayı bunlara direkt sezeryan önerilir şeyi formatı artık yok. 4500 gram üzerinde 4500 gram olan gebeliklerde bile brachial plexus hasarını önlemek için 588'den fazla sezeryen doğuma gereksinim var. 4000 gramın üstüne bu 962'ye çıkıyor. Yani bir bebeği kurtarabilmek için bir sürü sezeryen oranını artırmış oluyorsunuz. Boşa yaptığınız sezeryanı. Dolayısıyla hasta bazında değerlendirmek çok daha uygun olacak kişiye bazlı. Arkadaşlar şimdi genel olarak diyabet şeyini özetleyecek olursak bir kere her şeyden önce kan şekeri taramasını 24 ila 28. haftalar arasında gebelere önermeliyiz. 75 gram kullanan klinikler de var ama genel itibariyle iki basamaklı 50-100'ü kullanan daha çok gibi görünüyor. Ama hiçbirisi optimal değil. Herkes kendi kliniğinde alıştığı sisteme göre kullanılıyor. Cut-off değeri 50 gramda 130, 135, 140 gibi değerlendirmeler var. Biz 140'ı alıyoruz. İkincisi, mutlaka tedavi başladığınız hastaların kan şekeri takibini en az 4 kere olmak üzere mutlaka yapmak gerekir. Birisi açlık, diğeri de öğünlerden sonra. Doğum şekline gelince eğer kontrolü, düzenli bir kontrolü varsa veya medikasyon sonrasında kan şekerleri regüle gidiyorsa bunlar da normal doğum zamanını beklemek ve doğum şeklini de hastanın diğer parametrelerine bakarak sadece diyabetten dolayı sezeryan değil, diğer parametrelerine obstetrik endikasyonlar neticesinde karar vermek gerekir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sizin bu konuyla ilgili sorularınız, kafanızda oluşan tereddütler veya anlattığım şeylerle ilgili daha detaylı bir bilgi almak istiyorsanız ben size yardımcı olayım. Ben de size sorayım. Tabii ki. Bir slide atmış sanırım hocam. Doğurduktan sonra... Taramaları mı diyorsun? Şimdi GDM'leri... Şimdi bunlar da zaten insülin... Eğer insülin kullanıyorsanız insülin ihtiyacı bir miktar azalacak. Dolayısıyla hem bebeği hem de anneyi kan şekeri açısından bebeğin hipoglisemiye girmemesi için annenin de yine insülin ihtiyacı düşeceği için çünkü biz biliyoruz ki plasantadan salınan human plasental laktojen gibi insülini ihtiyacını artıracak diyabetojen ajanlar var gebelik boyunca. Dolayısıyla onlar ortadan kalkmış oluyor ve buna geri dönüşümünde de mesela GDM'li gebelerin 3'te 1'inde aşikar diyabet ve bozulmuş glikoz metabolizması oluşmakta. Yani bunlarda ilerleyen yıllarda bunlar diyabet adayı aslında. Ona göre yaşam tarzlarını, egzersizlerini, diyetlerini ona göre şey yapmaları, en azından yakalanma yaşını ötelemeleri gerekiyor. %15-%70 hastada ilerleyen dönemlerinde tip 2 diyabet gelişeceği bildirilmektedir.
Bir başka çalışmada bu risk GDM olmayanlara göre 7 kat daha yüksek bulunmuştur. Postpartum 4 ve 12. haftalarda GDM'lere tarama önerilir. Yani doğurttunuz, artık lohusalık şeyi geriye çekildi. Ondan sonra o hastanın gerçekten glikoz karbonhidrat intoleransı var mı? Bunu tespit etmek için tarama öneriliyor. Postpartum tarama için açlık plazma glikozu veya 75 gram OGTT testi yapılabilir. Normalde açlık plazma glikozu 100'ün altı, ikinci saatte de mutlaka 140'ın altına düşmez. Zaten eğer hani 200'lerde klasik bilgi 200'lerin üzerinde ikinci saatten sonra şey buluyorsanız yine diyabet şeyi verilir. Diyet, egzersiz, metformin tabii postpartum verilebilir. Gebelerde bile biraz önce anlattığım metformin ve gliburiti zorda kalırsanız verebilirsiniz. Ama ilk tercih, ilk seçenek değil. Açlık plazma glikozu 125 üzeri ya da 2 saatlik ikinci saatin sonu 199'un üzerinde bir şey görüyorsanız diğer şeylere gerek kalmaksızın buna aşikar diyabet diyebilirsiniz. Hastanın servise doğum sonrası kan şekeri takipleri eğer %120 arasında devam ediyorsa ek bir şey zaten yapmıyoruz. Ama hastanın doğum sonrasında yemeklerden sonraki mesela 3. işte 2. saat böyle 140'lar 150'ler hala devam ediyorsa insülinini... Tabii ki artırma ve insülin programının tekrar uzun etkili, orta etkili ve kısa etkili şeklinde planlamak gerekir. Biz genelde acil durumlarda daha kısa etkiliyi veya idame dozlarda orta veya uzun etkiliyi kullanırız. Ona göre kan şekeri takibine göre ve kan şekerinin de bozulacağını yani insülin ihtiyacının azalacağını bilmek gerekir doğum sonrası. Bebekte de tam tersine hipoglisemiye girebileceğini, dolayısıyla da ona da yani o açıdan takip gerekir. Tabii ki. Buyurun. Kadının kan şekeri o kadar kontrol ki seleston bile yapamıyor. Bu tarz hastalarda yaklaşımımız ne olmalı? Selestonu teşhis ne yapmalı? Şimdi şöyle, eğer diyabet regülasyonunu görüyorsanız, yani hasta kan şekeri regüle ise, anlatabildim, bunlara seleston önerilir. Ama ve sıkı takip gerekir. İlk 48-72 saat, anlatabildim, sıkı takibi gerekir. Ama eğer hastanın kan şekeri regülasyonu bozuk ise, üstüne siz bir de seleston yaptığınızda bunu daha da mücadele edilmez hale getireceksiniz. Sizin söylediğiniz şey sadece şöyle olabilir. Bir, zaten hasta gelmiştir. 48-72 saat size süre tanımaz. Hızlı bir şekilde EDT ve doğum olur. Buna yapacağınız bir şey yok. Yapsanız da zaten selestonun etkisini maksimal düzeyde alamayacaksınız. Eğer hasta zaten 48-72 saatten daha öteye kalıyorsa, bu hasta zaten kalır ve siz de şekerini regüle ettikten sonra bu hastanın selestonunu yapabilirsiniz. Yani yapmadığınız zaman malpraktis. Hayır canım. Yani şimdi hastan bu sefer de selestonu yapmak suretiyle meydana gelen kan şekeri regülasyonundan bebek de eksi olabilir. Yani sadece bir arada kesişen bir şey kalıyor. O da zaten hasta kendisi yönünü verecektir. Doğurma yönünde veya takip yönünde. Şimdi şöyle, travayda tabii ki GDM'li hasta sıkıntılı. Şöyle ki, travay dediğiniz bir yer her an sezeryana açık olabilecek bir yer. Dolayısıyla tok bir hastayı sezeryana almanın ekstra riskleri var. Yani orada tamamen hasta bazlı düşünmek lazım. Kilo, hafta, çıkım, yani annenin çıkımı buna uygun mu? Ha çıkımı uygun, her şey yani her şey yolunda gideceğini düşünüyorsanız o zaman orali açık da olabilir. Ama her şeyin yolunda gitmeyeceğini düşünüyorsanız veyahut da kafanızda ilerleyen hani doğumun ilerleyen evrelerinde ben bunu sezeryana da alabilirim. Arada bir vaka diye düşünüyorsanız bu sefer de kendiniz gikle tedavi etmek zorundasınız. Yani o ikisi arasındaki şeyi hasta belirleyecek yine. Başka sorunuz yoksa?
Tabii. Bu sürü var bir geri geldi. 38 artı 5 geçmiş teyit mi? Doğum kararı vermeyi 39'unu da bekleyelim. Bu sürü kullanılar. Şimdi arkadaşlar şöyle, eğer kan şekeri regülasyonu iyi ise 39'a kadar bekleyelim deniyor. Ama senin söylediğin şeyde, şimdi hasta şöyle, yine dediğim gibi bizim bütün yaklaşımlarımız, özellikle de perinatolojide, anlatabildim mi? Yaklaşımlar şuna göredir, hasta bazlıdır, artı bebek bazlıdır. Bebeğin problemi var mı? Bebeğin fetal iyilik hali iyi mi? Yani fetal iyilik halini gösteren biyofizik profili, işte NST'si, amniyomayesi veya hastanın daha önceki dopleri, daha önceki hastanın bulguları, mesela hasta eski seksiyodur, hastanın ağrıları vardır. Siz ne kadar regülasyonu şey olursa olsun zaten bunu sezeryen alacaksınız. Bebek çok, regülasyonu zaten bozuktur, iridir. Anlatabildim mi? Kontraksiyonları başlamıştır, gene şeyi alacaksınız. Ama her şey yolundaysa bu hastaları takip edelim deniliyor. 39 haftaya kadar takip etmenin bir sıkıntısı yok diyor. Her şey normal. Eve gönderebiliriz. Daha önceden yalnız bizim şeylerimiz şöyleydi. İnsülini kullananları sonlandıralım şeklindeydi. Ha, sonlandırırsanız bir şey mi olmuş olur? Hayır. Ama 38'den sonra, çünkü bunlar da fetal akciğerde daha geç matüre oluyor. Dolayısıyla ne kadar beklerseniz her beklediğiniz gün için %3 akciğer maturasyonu artar. Dolayısıyla da bu tamamen sizin şeyinizde. Mesela hasta 38 hafta bir gün geldi. Hastayı yatırırsınız kliniğe gerekirse. 2-3 gün takip eder, ondan sonra indüklersiniz. Gerekirse yeriniz yok, eve göndermek istiyorsunuz. Hastanın tüm bulguları şeyse hastayla oturup konuşursunuz. Bunlarda ani ölüm riski olduğunu, gerçek şeyin, literatürün bunlarda 39'a kadar, anlatabildim mi, takip edilebileceğini söylersiniz. Ama bir sosyal endikasyon oluşur. Hasta sizin söylediklerinizi anlamıyordur. Size sıkıntı şey yapacaktır. Veya başka bir tıbbi bir şeyiniz vardır. Orada artık hasta-hekim ilişkisi. Ama genel prosedürü soruyorsan, genel prosedür 39'a kadar bekleme yolunda. 39'da da yok, ondan sonrasını artık şey yapmıyor. Ondan sonra evet, doğum şeyini, kararını şey yapıyor. Arkadaşlar, ben teşekkür ediyorum sizlere. Sizlerle tanışmak, böyle yeni, pırıl pırıl arkadaşları görebilmek de benim için ayrı bir gurur. Hele hele şu dönemde kadın doğumun biraz daha zor tercih edildiği, kadın doğum branşında biraz taleplerin azaldığı bir dönemde sizin gibi insanlarla tanışmak benim için de memnuniyet verdi. Size benden sonraki derslerinizde başarılar dilerim. Görüşmek dileğiyle bir başka derste inşallah.